Burada Terra coinlerinden bahsediyor. Buna bir bakacağız. Ne var ne yok diye üzerinde duracağız. Ve fiyat tahminlerini de inceleme çalışacağız. Bu şekilde bir haber mevcut. Şu neymiş şöyle. Bu da başka bir şey. Tamam. Şimdi en son gördüğünüz gibi BTC bir yükseldi, bir düştü falan. Lunge'da bunlar olurken yine benzer hareketler yaptı. Bir 13'e patladı, tekrar geri çekildi falan filan. Terra'nın klasik fiyat tahmini Lunge %26 yükseliyor. Bu bir pump ve dump olayı mı? Yani hani kısmen tabii sebepleri var, bir takım olması yönünde motivasyonlar var. Ama şey de değil yani. Piyasayla alakasız bir durumda değil tamamen. Terra'nın klasik fiyat tahmini 3.012 dolarda aniden durması bir sonraki hamleden önce konsolidasyona işaret ediyor diyor. Tabi burada oldukça fazla oyalandı gördüğünüz gibi. 12'ler tarafında çok fazla oyalandı. Fazla kaldı yani. Uzun bir zaman geçirdi. Ve bir türlü günlük üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. Bir türlü muvaffak olamadı. Hal böyle olunca da daha sert, daha yüksek kırılımlar için önü bir türlü tam anlamıyla açılamadı. Terra'nın klasik fiyat tahmini yatırımcılar Lunge fiyatındaki yükselişten yararlanarak ortalığı sakinleştirmiyor diyor. Lunge desteği 4.065'ten sıçradıktan sonra 9 ve 1 dolar dahil olmak üzere temel direnç seviyelerinin üzerine doğru çıktı. Son 24 saatte %22, %26 artışla 12 dolar seviyesinde kaldı. Tabi buraları patlatması lazım gelecektir. Bir de önemli bir mesele var. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Tabii ki de aylık kapanış olacaktır bu. Aylık kapanış muhakkak bizler için çok önemli. Piyasanın tamamı için çok önemli. Aylık kapanış gelirken BTC bir duruldu. Aslında klasiktir yani. Aylık kapanış üstüne bir de tabii haftalık kapanış yapacak. Şu anda Lunge'a baktığımız zaman yine bunun durgunluğunu piyasanın tamamında olduğu gibi yaşıyor. Ama Lunge'un aylıktaki performansına şöyle bir baktığınızda tabii ki çok yüksek, sağlam bir hareket yapıyor. BTC zaten aynı şekilde çok sağlam bir hareket içerisinde. Şöyle devam edelim bir yandan. Yani bu geceki kapanış önemli velhasıl. Ortalama kapanışlar gerçekleştirecekler. Burada tabii USDC de çok önemli olacaktır. USDC tarafı da gördüğünüz gibi 5.5'ları almakla alamamak arasında sürekli gidip geliyor. Bu 7 günde %66, 2 haftada %47 ve 30 günde 81'lik artışın üzerinde yer alıyor. Haftanın başlarında bilindiği üzere topluluk ekosistemin stablecoin'i Terra Classic USD'nin 1 dolarlık sabitlerini geri almasına yol açabilecek bir öneriyi kabul etmek için büyük oy kullanıyor. Yani bunun gibi şeyler, hani böyle gibi öneriler tabii çok geldi. USDC'yi bu iş öneriyle olacak olsaydı USDC'yi şimdiye kadar belki de 10 kere 1 dolara sabitlediler zaten. Onda bir sıkıntı yok ki. USDC'nin 1 dolara sabitlendiği 10. 15. öneri bu. Burada bir problem yok zaten. Her hafta USDC 1 dolara farklı bir şekilde sabitleniyor. Ama bunu bir türlü gözle görülür ve verilere işleyen bir şekilde tabii kaydedilememesi de problemli bir durum olarak bizim karşımıza geliyor. Yatırımcılar canlı bir yükseliş görünümüyle birlikte Lunge'a girmek için hala akın ediyor diyor. Ancak partiye geç kalanların uzun pozisyon açabilmeleri için biraz güvenceye ihtiyacı olabilir. Pozisyon almayın. Ne long ne de shortlamayın. Problem yaşamayın ondan sonra. Çünkü sıkıntı olabilir. Zaten volatilite çok yüksek. Devam da edecek belli. Hiç durup dururken başınıza iş açmanın bir anlamı olmayacaktır. Topluyorsanız düzgün bir şekilde toplayın. Haricinde önermiyorum. Lunge fiyat tahmini bir sonraki Binance yakımı Lunge'u 3.02 dolara gönderebilir mi? Şimdi bir sonraki Binance yakımı yarın.
gerçekleşecektir. Fakat bunun raporlaması ayın ikisi, 2 Aralık tarihi öğlen saat 1'de, hatta tam 13.02'de bunu raporluyorlar bu şekilde. Yani iyi bir yakım olmuş olma ihtimali yüksek, işte ise öncekinden yüksektir. Milyar üzeri yakım geldiğini düşünüyorum. Çünkü güçlü hareketler yaptı, iyi bir hacimlenme gösterdi ve bu da yakımın yüksek olabileceğini gösteriyor. Ha, Binance'ın yapmış olduğu yakım 3.02 dolara gönderebileceğini zannetmiyorum. Ama bu Aralık ayının içerisinde BTC'nin de pozitif hareketleriyle lunge yükselişe devam edebilir. 3.02 dolar gibi burada söylediği fiyatlara lunge'un erişimi de çok zor değil. Dediğim gibi BTC desteğiyle Aralık ayının içerisinde bile aslında görülebilecek bir fiyattır yani. Lunge 3.012 dolar seviyesinde akut bir dirençle karşılaştı. Bu abluka temel alınarak iki senaryonun takip edilmesi muhtemeldir ve bunun üzerinde bir kırılma muhtemelen başka bir kırılmayı tetikleyecek. Bu da 16 dolar olduğunu söylüyor. Lunge'un yapabileceklerini şöyle değerlendirdiğimiz zaman bir 12'ler üzerinde günlük kapanış arıyor. Bunu yapabildiği takdirde dediği gibi 16'lara doğru istikrarlı ve oldukça güçlü yükselişler, sert patlamalar yapabilir. Buranın alınması da tam anlamıyla ayı desteğinin kırılması ve daha da yukarı fiyatların gelmesi, güçlü trendlerin oluşmasıyla karşımıza çıkacaktır. Öte yandan satıcı tıkanıklığıyla başarılı bir şekilde baş edilememesi kısa bir düzeltmenin ardından konsolidasyonla sonuçlanabilir. Evet, kısa bir düzeltme. Yani ben de öyle uzun bir düzeltme beklemiyorum açıkçası. BTC tarafında da artık olabildiğince gergin bir yapıda yani Bitcoin'de, ki daha dün biliyorsunuz yılın en yüksek seviyelerini BTC yoklamış oldu. Artık 34.600 desteğine çok yakın günlükte bir emaili seyrediyoruz. Bu da onu olabildiğince daha da yukarı meyilli hale getiriyor Bitcoin'i yani. Dolayısıyla yükselişlerin tabii devam etme ihtimali fazla olacaktır. Aralık ayının genelinde Bitcoin tarafında. Ne diyor burada? Yükseliş kesiminin oluşması Terra'nın klasiğin geri çekilmek yerine rally'yi uzatma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Katılıyorum. Uzun süre bir düzeltme beklemiyorum. İlerleyen videolarda konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.